Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yani aslında bu benim görüşüm, kendi görüşüm olan bir şey göstereceğim bugün sizlerle. Özellikle PHP'de veri çekilirken çok yanlış yapıldığını görüyorum. Tabii kanaatimce ben biraz yani nesne yönelimli objeleri doğru kullanma taraftarıyım. Ve nesne yönelimli yazarken de arkadaşlar P2'da mesela ORM, Eloquent falan nasıl veri tabandan veri çekiyorsa biz de arkadaşlar aynı o şekilde bugün yapacağız. Aslında çok sade bir metot. Sadece basit bir mantığını anlatacağım. Siz gerisini getireceksiniz. Önemli olan kafanızda o işin zong etmesi. Tamamen ben bunu bugün yapacağım arkadaşlar. Telefonu da açıyor arkadaşlar. Recovery once arkadaşlar. Render diyorum. Auto attım ve bir kere yükledim. Burada arkadaşlar Composer.json dosyamda arkadaşlar öncelikle faylası olarak, hatta bunu bilmeyenler için çok basit arkadaşlar. Hani şunu isterseniz silebilirim. Şöyle bir bakın. Şunu sildiğim zaman arkadaşlar Composer'da arkadaşlar autoload diyorum. PCR4 arkadaşlar, hani ben app klasörümü serece karşılık geldiğini söylüyorum. Burada da mesela bir tane daha oluşturma faylası var. Faaliyette de helper'ın her zaman yüklenmesini istiyorum. Pardon. Evet. Şöyle bir helper diye bir klas oluşturalım. Ve helper nokta php olmasını istiyorum. Şu anda biz yok. Biz burada oluşturalım. Bunlar sistemin arkadaşlar. Her zaman Laravel'deki mesela hani global fonksiyonlar vardı ya. Tamamen onlar arkadaşlar. Onlar gibi yapabiliriz. Ya yani include'la uğraşmıyorsunuz. Bu her zaman yüklenen şeyler. Hatta bakalım. Helper dedim. Helper. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi Composer arkadaşlar. Dump auto diyorum. Yanlış mı yazdık? Şöyle bir şey. Ctrl W ya. Double dump auto diyorum. Tamam. Oluşturdum. Şimdi bu şuraya bir fonksiyon deneyelim. Normalde if function access ile kontrol etmem lazım ama gerek görmüyorum şu anda. Return hello dedik. Bakalım herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Bir er dedim. Pido'nun ne döndürdüğüne bakalım. Pardon şunu. Bakın bize hello döndürdü arkadaşlar. Yani tamamen yani yazacağımız kod kısmında bize input işlemi arkadaşlar yapmıyor. Tamamen başka bir yerde yapıyor. Anlatabildim mi? Ama yani normalde siz yapsaydınız, normalde hani özellikle PCR4 öğrenmenizi istiyorum. Her seferinde arkadaşlar ne yapacaktınız? Her çağrılan yere işte helpers php çağır. Include helpers php çağır. Dolayısıyla belli bir yerden sonra arkadaşlar nerede çağrıldığını bilmiyorsunuz. Çakışma oluyor. Bir yerde yolu bulmak bayağı zorluyor vesaire vesaire. Süreç uzup gidiyor. Çok basit olması açısından bu helper arkadaşlar bize neyi döndersin? Bize return new video'nun instance'ını döndersin. Ama ben çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Burada host işte localhost db name benim hash mec adında bir veri tabanım var. Burada charset'te şu anda uğraşmıyorum arkadaşlar. Admin diyorum. Şuraya da ben admin diyorum arkadaşlar ve tamam. İstersen bu zor olarak arkadaşlar PDO da döndersin. Ya başka bir şey döndürdüğü zaman hatta alacak arkadaşlar. Ben bunları kullanma taraftarıyım. Ve şimdi bu bir bakalım arkadaşlar print RPDO'yu tekrar şey yapalım. Zaten herhangi bir bağlantı hatası olursa bize exception fırlatır. Ne dedi arkadaşlar? Invalid data source name helper php. Bir bakalım arkadaşlar. Host pardon. Evet şöyle. MySQL arkadaşlar olduğunu belirtelim. Şurada belirtmediğimiz için hatta aldı. Çok güzel. Yani bunları dinamik de yapabiliriz. Config'den falan okuyarak da yapabilirdik vesaire vesaire. Süreç uzayıp gider. Ben çok basit bir query yazayım. Select diyorum arkadaşlar. From users şöyle tamam. Normalde böyle yapılmaz. Süreç ilerleyerek arkadaşlar daha iyi öğreneceksin. Burada fetch all diyelim. Hatta burada mesela atıyorum.
limitleyelim. 5 tane çeksin arkadaşlar. Bakın bize arkadaşlar index 4 tane ve 5 tane çekti. Tamam, bu kadar arkadaşlar. En azından bağlantımızı yapmış bulunmaktayız. Burada arkadaşlar benim yapmak istediğim böyle değildi. Genel olarak atıyorum şöyle bir şekil arkadaşlar. User diye bir class oluşturuyorum arkadaşlar. Ve şuraya arkadaşlar bizim global şeyi app idi. Şu anda bu böyle kalsın arkadaşlar. Index.php'ye geliyorum. Ben diyorum users diyorum arkadaşlar. Bakın çok ilginç. PDO dedim. Ve query dedim. Bir sorgu yazdım. Select. Arkadaşlar select. From yıldız users. Burada arkadaşlar şu anda limit çeksin bize. Limit. Şu anda 3 tane çeksin. Ve burada çok önemli arkadaşlar. Fetch all diyorum. PDO arkadaşlar. Fetch class diyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. En çok vurgulamak istediğim buydu. Artık bu user class'ı belirtiyor. Bu artık arkadaşlar bilinen çok bir tasarım dersine gerçekten arkadaşlar bunu bilmenizde yarar vardı. Artık bize ne döndürdü? Bakın tamamen farklı. Eloquent'de, Laravel'de arkadaşlar, Symfony'de arkadaşlar arkasındaki ipucu burası arkadaşlar. Gerçekten. Neden mi? Birazdan onu göreceğiz. Neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyorum arkadaşlar. PHP, index PHP dediğimde arkadaşlar bana user objectlerini gönderdi. Şimdi tabii ki bu bir object olduğu için arkadaşlar artık bana object döndü. Ben onu istediğim şekil yoğurabilirim. Nasıl? Atıyorum. Public function dedim. Mesela atıyorum get name dedim. Normal atıyorum. Bu nereden dersin arkadaşlar? This name. Bu normalde var mı? Hayır arkadaşlar. Hatta burada property'sini belirtelim. Şöyle bir şey yapalım. Property ile this string, string diye bir property'imizin olduğunu belirtebiliriz. Böylece şey olmaz. Bu da arkadaşlar bize string gönderiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Normalde bakın. Şöyle for each arkadaşlar. Normalde şöyle yapılabilir arkadaşlar. Hani mesela bir data bu şekilde kolay kolay olmuyor. Yani çeşitli şartlardan geçiyor. Bazen kontrollerden geçiyor, collection'dan geçiyor vesaire vesaire. Sürü uzayıp da gidiyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hani bunun için arkadaşlar object olması çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve arkadaşlar getleyin. Bu arada bunu isterseniz şöyle users'ları belirtelim arkadaşlar. User'dan türedini, şöyle user nesnemizin türedini ve array olduğunu söylüyoruz. Burada da users diyorum ve bu şekilde artık ne okuyor arkadaşlar? Artık getname'i ne bize okuyor? Pardon. Şöyle getname'i normal php arkadaşlar eole. Şimdi çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın şöyle kontrol ile çalıştırdığımız arkadaşlar isimler de geldi. İstersen şöyle bir şey yapalım. Ben şuraya geldim arkadaşlar. Public diyorum. Function name and pardon name surname işte hatta name get full name arkadaşlar. Şöyle get name full. Bu bize ne döndürecek? Atıyorum x'ini birleştireyim. Size arkadaşlar printf ile bu ne buraya name gelecek? Boşluk gelsin. Buraya da suyat gelsin. This arkadaşlar name ve this pardon this surname. Surname. Şimdi söylemem diyoruz. Burada da bir tane yok arkadaşlar. Şunu belirtelim. Şurada şurada söylemeyim arkadaşlar. Ve bunu da string döndürdüğünü söylüyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Index.php'ye artık bizim neydi? Get full name adında bir metodumuz oluyor. Bakın artık isimle suy adını birleştirdim arkadaşlar. Şimdi neden arkadaşlar? Aslında ben bunu mesela diyebilir ki diğer arkadaşlar mesela hani fetch şöyle ki fetch asos yaptığım zaman işte user arkadaşlar name işte bu şekilde veya user bu şekilde artıyorum password falan şey falan surname arkadaşlar şöyle surname yapacaktır. Hani normal şekilde bu şekilde. Ama arkadaşlar object olması size çok daha avantajlar sağlıyor. Mesela atıyorum
Burada arkadaşlar relation'ı artık yapabiliyorsunuz. İsteriniz observer falan yapabiliyorsunuz. Vesaire vesaire meseleler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde arkadaşlar veri çağırın. Hani öbür şekilde çok daha dezavantajlı var. Atıyorum şöyle bir şey arkadaşlar. Echo dedim mesela. User dedim. Benim created at diye bir şey var. Created at diye bir property var. PHP EOL'yi arkadaşlar aşağı alt satıra indiriyor. PHP indeksliğimizde bunu bana çağırdı. Mesela ben Laravel'deki aynısını arkadaşlar ne yapmak istiyorum? Mesela 5 gün önce, 7 gün önce falan şeklinde yapmak istiyorum. Peki burada nasıl yapabiliriz? Atıyorum bizim de burada arkadaşlar bir metodumuz olsun. Time mesela ne olsun? Time veya date olsun veya get date olsun. Get de arkadaşlar date as string vesaire before whom'un da olabilir. Pardon şöyle. If arkadaşlar for whom'un diyelim. For whom arkadaşlar. Ve humus artık tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu arada şunları bir kapatalım. İngilizce'de çalışıyoruz. Şöyle karbonun şeyini alacaktık arkadaşlar. Karbon sınıfını direkt alalım arkadaşlar. PHP date alalım. En azından onun üzerinde karbon pers vardı ya. Yükleme neredeydi? Installation. Şurada hadi ya. Burada şurada arkadaşlar. Yani nesne olması gerçekten size çok avantajlar katıyor. Bu arada bir yüklendik yani arkadaşlar. Biz şuraya istersen string yazalım. Ve şöyle bir şey yapalım. Şöyle de diğer arkadaşlar. Pardon. Diff. Date miydi? Neydi? Şurada zaten gözüküyor. Forumun. Artık VM'in içinde arkadaşlar karmaşık işlemler de yapmazsınız. Mesela bir zaman işlemi oluyor. Adam VM'de onu yoğuruyor. VM'de gerek yok arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hani dediğim gibi nesler olduğu zaman arkadaşlar kodu derleyip toplu başka yerlere gönderiyor. Öbür şekilde ne olacaktı arkadaşlar? Fetch yaptığın zaman arkadaşlar ne olacaktı? VM'de İşte artık belki zaman işlemi olacaktı, parasal bir işlem olacak vesaire vesaire vesaire. Çok sıkıntılar olacaktı. Şimdi gelelim. User'a gelelim. Şurada return diyorum. Carbon. Şöyle carbon. Çok ilginç. Bizim çok. Bir dakika. Çok ilginç arkadaşlar. Gelmedi. No, çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Hani, derste hatta olmadan taraftarıyım. En azından çok da şey olmasın. Şöyle 100 karbon diyoruz. Evet. Yeni geldi arkadaşlar. Biraz geç indeksledi. Karbon arkadaşlar. Karbon arkadaşlar. Pers diyorum. Şimdi this created app'i yapacağız arkadaşlar. Ne? If for common diyorum. Artık tamamen arkadaşlar. Burada da artık oluşturabiliriz. Artık şuraya geldiğimizde Ctrl L ile artık pardon. Sürekli Ctrl L ile. Hatta bunu Ctrl C ile temizleyebiliyoruz arkadaşlar. PHP index PHP yaptığımızda arkadaşlar. Bakın 5 ay önce olduğunu söylüyor. 5 ay önce olduğunu söyledi. Hatta bunu Türkçeleştirebiliriz arkadaşlar. Mesela atıyorum global olarak yani normalde mesela hani şu anda gerçek senaryo olmadığı için yazılarda da sıkıntı oldu arkadaşlar. Yani mimaride de sıkıntı oldu. Set lokaldır arkadaşlar. TR burada TR ve TR'yi seçelim. Alt enter. Set lokal edelim. Şu, bakın 1 saniye önce 5 ay önce ve 5 ay önce geldi arkadaşlar. Normalde hani eğer siz hani fetch şöyle ki arkadaşlar fetch mesela asos yaptığınız zaman maalesef arkadaşlar bunu yapamayacaktınız. Gidecektiniz tam nerede bu işlemler arkadaşlar view'de ya da controller'da yapmak zorunda kalırdınız arkadaşlar. Ki mesela toString döndüren metotlarda arkadaşlar çok çok büyük avantajı var. Aşırı büyük avantajı var.
Ve örnek vermek gerekirse arkadaşlar, şöyle bir şey yapalım. Mesela XState adında bir klasım olduğunu söylüyorum. Hani gerçek senaryo olmadığı için arkadaşlar sıkıntı arkadaşlar. Construct diyorum. Buraya string geliyor. Buraya date geliyor arkadaşlar. Ve biz diyorum dates. Hatta şöyle yapalım. Şimdi alt enter'la property oluşturalım. Bunu arkadaşlar mesela toString metodunu oluşturalım. Atıyorum. Return arkadaşlar. Neydi? This date'i döndürecek. Bunu arkadaşlar mesela atıyorum function dedi. Mesela bir tarih başka food diye bir işlem yapacak. Return dedi. Mesela bar dedi. Anlatabildim mi? Birazdan zaten bunu net göreceğiz arkadaşlar. Kontrol-A'da. Geldik mesela user'da arkadaşlar. Benim mesela public arkadaşlar. Function dedi. Get dedi. Date dedi. Şöyle get dedi. Get date dedi. Ve bu neyi gönderecek? Bu arkadaşlar bize x date sınıfını gönderecek. Return new x date dedim ve atıyorum. Mesela this neydi? Created arkadaşlar. Created at veri tabandaki property'yi gönderecek. Şimdi biz burada mesela atıyorum bunu çağırdık arkadaşlar. Bakalım nasıl bize bir sonuç gönderecek. Get dedim arkadaşlar. Date dedim. Echo yaptığımızda arkadaşlar null bir değer gönderdiğini söylüyor construct arkadaşlar. Bir bakalım. XState's bazılarında arkadaşlar null demek gönderiyormuş. Bunun null olabileceğini söylüyorum arkadaşlar. Bunun önüne de soru işareti konuyorum ve buraya arkadaşlar null gelebileceğini söylüyorum. Burada toString must return value diyor. Ona sıkıntı yok. Şöyle de bir şey yapalım. XState diyoruz. Şöyle arkadaşlar veya yoksa bu şekilde bir index döndürebilir. Dolayısıyla kontrol yaptığımızda arkadaşlar bakın birincisi null geldiği için sıkıntıydı. Çok ilginç bir şey yapacağım. Madem arkadaşlar bu bir stringdi. Yani get the string döndürdü. O zaman food arkadaşlar çalıştırabiliriz bu şekilde. Bakın bize bar çalıştırdı. Laravel'de arkadaşlar çok kullanılan bir teknik. Daha önce de bahsetmiştim. Normalde bu get date arkadaşlar baktığınız zaman bir string döndürüyor. String içinde nasıl bir metot olabilir? İşte bu şekilde arkadaşlar. Tarihimi atıyorum. Siz tamamen başka tarih işlemleri yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar çekerken fetch class ve user class yani fetch class kullanmayı unutmayın ya da fetch object falan kullanmayı unutmayın. Bu size çok büyük avantaj sağlar, çok büyük avantaj sağlar, çok büyük avantaj sağlar. Yani derste arkadaşlar kastetmek bu. Kastetmek istediğim buydu. Bir object olduğu için view'e çok rahat teslim edebiliyorsun. Kontrollere çok daha temiz veri teslim edebiliyorsunuz. Atıyorum mesela burada ismini büyük mü yapmak istiyorsunuz arkadaşlar? Tamam mı yapsınız? Function ya da çok mesela atıyorum bir zamanlama işlemi yapacaksın. Parasal işlemi. Bayağı da uzun. Bayağı da uzun. Bayağı da uzun. Mesela upper şöyle bir get atıyorum. Upper arkadaşlar. Şöyle. Get upper name diyorum. Mesela return. Str to upper arkadaşlar. This name dedik. Şöyle de gelir arkadaşlar. Mesela hani aklınız karıştırmasın. Şöyle mesela şu şekilde mesela veri tabandaki olduğu gibi de gelir. Bakın veri taban olduğu gibi kolonlara bir bakalım. Mesela user tablomuzda mesela country var, surname var, credit, password vesaire. Atıyorum mesela password'u alalım. Bakın password'larda ekrana verecektir. Bu da ilginç arkadaşlar. Bazen hani veri boş da olabilir bazen. E-mail arkadaşlar. Çok ilginç gerçekten. Bir bakalım. İlk üçünde mail yok mu? Bazen evet ilk üçünde mail yokmuş arkadaşlar. Hatta mesela
Hatta ilk üçünü şuna email yazalım. Kontrol arkadaşlar. Tekrar yenilediğimde bana, pardon, şurayı kaydetmedim. Bakın bana mail geldi arkadaşlar. Tamamen size göre. Yani mesela artık hem objektimiz var, hem property'si var, hem metotları var vesaire. Çok daha arkadaşlar işlevsel hale geldi. Ya demek istediğim buydu arkadaşlar. Bu özellik ben çok kullanıyorum. Ve kodlar çok kirli oldu bu arada arkadaşlar. O çok önemli değil. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Normalde buraların komple yeşil yanması lazım. Mesela atıyorum bunun gıda elektrik olarak işaretlenmesi lazım. Bunun bir property'sine olması lazım vesaire vesaire vesaire. Bu şekilde arkadaşlar, umarım bence anlaşıldı. Ya başka söyleyecek bir şey. Bu da mesela atıyorum bir, mesela atıyorum şöyle bir şey, mesela public function, mesela bir book diye bir oluşturduğu zaman arkadaşlar, atıyorum başka yere şöyle bir şey, mesela bunu da göstereyim arkadaşlar. Atıyorum book diyorum. Book diyorum vesaire. Mesela burada public arkadaşlar function diyorum. Has one diyelim. Buraya atıyorum, yani şey gelsin. Sadece o model gelsin. User modelin geleceği söylüyorum. Bu da user. Bir bakalım arkadaşlar nasıl bir model geliyor. Bakın sizler de net görebilmek adına. Şöyle. Yani o andaki modeli en azından görebiliyoruz. New book. Şunu diz gönderelim arkadaşlar. Çok kullanılan bir yöntem. Diz kontrol alt ile. Bu da arkadaşlar sadece, isterseniz şöyle bir şey yapalım. Sadece birini alalım. Yani yüz olsun. İlkinin arkadaşlar. Nesini alalım? Book adı metodunu bir çağıralım. Bir bakalım bize ne döndürecek. Ctrl Alt ile herhangi bir şey döndürmüyor. Bir book'a bakalım arkadaşlar. Hiçbir şey yazmadık mı? Has one içine göndermemiz lazımdı. Çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Şunu ya, maksat arkadaşlar mantığı anlamak. Çok da şey değil zaten, birkaç dakikada bunu anlatabilecek kadar şeyimiz yok. Şöyle test bandı mesela biz gönderdik. Wait metot diyor. Çok da sıkıntı değil arkadaşlar. Burada mesela normalde şöyle diyebiliriz. Artık burada arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Atıyorum diz, pardon, user'ın nesini alabilirsiniz. Artık burada da her şeyi alabilirsiniz. Anladın mı? Mesela burada user ID bize döndürsün. Artık ilişki yapacağız ya. İlişki yapacağımız için arkadaşlar bize bakalım ne döndür. Yani bu bize bakalım nasıl bir sonuç döndür. Ve D diye bir sonuç alalım. Print arkadaşlar. D dediğim zaman bize, bakın bize 20 numaralı ID gönderdi. Artık book'un içinde de ne yapabilir? Hasman'da da artık başka sorgu yapabiliriz. Yani artık burada tamamen user ID'si 20 olan ve burada mesela book'lar vardı. Mesela book'lar var. Mesela atıyorum burada user ID'si 20 olan üyeyi artık çekebiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Yani siz gidip daha hani mesela bunu fetch search yaptığınız zaman arkadaşlar bu biraz zor. Yapamazsınız. Böyle kolaylık sağlayamaz. Onunla kendine göre avantajı var arkadaşlar. Burada bunların hepsini bence incelemekte fayda var. Bunların her birisinin kendine göre çok avantajları var. Mesela function var. Into var. Keep a lazy var. Lazy aynı zamanda sorguda dönüyor vesaire vesaire. Evet, bu tam arkadaşlar böyleydi. Yani aşina olduğunuz Laravel'den aşina olduğunuz bir yapıydı. En azından bilmeyenler için kafasında bir ışık uyandırmak. Tam bunu da getirmek.
Ben framework yazdığım için arkadaşlar ben de bu şekil kullanmıştım ama çok daha arkada çok daha kompleks şeyler dönüyor. Yani çünkü 5 dakika 30 dakika 1 saatte sığdırılmayacak bir konu. En azından bu şekilde çekmekte fayda var. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakınız.